Gökçek ile Sağlıklı Yaşama hoş geldiniz. Bugün Sayın İbrahim Gökçek bizlerle olacak. Değerli bilgilerini paylaşacak. Evet sevgili seyirciler, ekranda telefon numaralarımızı görüyorsunuz. İbrahim Bey'e sorularınız için 0212 621 21 65'ten ulaşabilirsiniz. Hoş geldiniz İbrahim Bey. Hoş bulduk. Bugün hangi hastalıkları konuşacağız? Evet, öncelikle sağlıklı beslenme. Evet. Sonra bunama, erken bunama yani demans, kulak çınlaması, depresyon, panik atak, romatizma, vakit bulursak daha diğer hastalıklara da girebiliriz. O zaman sağlıklı beslenmeden başlayalım. Evet, sağlıklı beslenme nedir, nasıl olur? Yani Avrupa'da insanlar genellikle sabahları okula giden çocuklarına bir bardak süt, bir bardak süt verirler. Kahvaltı yok. Veyahut da yanında okulda yesin diye bir tane elma, armut, portakal, herhangi bir meyve. Sabah bir bardak süt içerler ve tamam. Bitti, bu kadar. Evet. Geçenlerde İran'dan gelen iki iş adamı öğlene kadar sohbet ettik, işle ilgili konuştuk. Öğleden sonra ben onlara dedim ki öğle yemeğine buyurun gidelim. Aa dediler ki bizde üç öğün değil yemek. İki öğün. Azerice konuşuyor. Bizde özümüz iki yemek yeriz dedi. Özünüz iki yemek yeriz de siz neden üç öğün yemek yiyorsunuz dedi. Peygamber Efendimizin sünneti iki öğündür dedi. Azeri. Teprizli Mahmut Bey. Doğru söylüyorsun dedim. Biz neden üç öğün yiyoruz? Siz neden üç öğün? İran'da, Pakistan'da, Hindistan'da, Endonezya, Malezya, birçok İslam ülkesinde sabah süt içilir. Bir bardak süt. Akşam da yemek yenir. Öyle yemeği yoktur. Veya varsa da çok hafif bir şeyler yenir. Avrupa'da da hemen hemen aynı. İnsanlar sabah süt içer. Öğlen hafif bir şey yer, bir de akşam yemeği bitti. Yani iki buçuk öğün gibi bir şey yani. Türkiye'de ise son zamanlarda moda oldu. Nedir? Üç öğün, bir de ara öğün. Bu nedir? Üç öğün, bir de ara öğün, beş altı öğün. Bir kişi günde beş altı öğün yemek yerse, yani abur cubur atıştır, onu ye, bunu ye, şunu ye, ne olur? Balon gibi şişer. Doğru. Mutfak robotu, miksere durmadan yiyecek, içecek tıkarsanız, çalıştırmaya çalışırsanız ne olur? Bozarsınız. Bizim midemiz mikse değil ki. Çok hassas. Ben Peygamber Efendimiz'in hayatını okudum, inceledim. Altı ciltlik bir kitap okudum. Peygamber Efendimiz'in yaptığı iş şu. Sabah kalktığında bir bardak süt içiyor. Bir bardak süt. Akşam da birkaç tane hurma. Diyeceksiniz ki o peygamber. Peygamber Efendimiz'i zaten Karahanlılar, Gazneliler, Selçuklular, Osmanlılar örnek aldığı için adamlar Asya'dan Afrika'ya, Avrupa'dan dünyanın öbür ucuna kadar ne yapmışlar? Aynı anda beş imparatorluk kurmuşlar. Beş imparatorluk. Osmanlı, İran'da Safevi, Azerilerin kurmuş olduğu imparatorluk, Türk İmparatorluğu, Orta Asya'da Türkistan İmparatorluğu, Afganistan, Pakistan, şimdiki Afganistan, Pakistan, Hindistan'da Babür İmparatorluğu ve şimdiki Rusya'da Altın Ordu Devleti. Yani atalarımız aynı anda dünyanın yarısından fazlasını beş imparatorluk kurarak yönetmişlerdir. Niçin? Nasıl yönetmişler? Bir bardak süt. Bir bardak süt içti. Sünnete uymuşlar. Beslenmede sünnete uymuşlar. Beslenmede sünnete uyarsanız hastalık olmaz. Biz neden bugün insanlarımızın hepsinde tansiyon var, kolesterol var, lipid var, trigliserit var, kalp yetmezliği var, böbrek yetmezliği var, astım var, bronşit var, hastalık var? Çünkü sürekli dolduruyoruz, dolduruyoruz, dolduruyoruz. Sanki midemiz mutfak robotu. Mutfak robotuna bile bu kadar yiyecek, içecek doldursanız ne olur? Patlar, bir tarafı kırılır. Ve insanlarımızın hepsi hasta. Ha, diyeceksiniz ki siz ne yapıyorsunuz?
Biz de yavaş yavaş sünnete uymaya çalışıyoruz. İnşallah başaracağız. Çok çok zor bir insan sağlıklı beslenme kurallarına uyması. Avrupa'da ben 29 yıl Almanya'da kaldım. Avrupa'da ortalama her insan, her kişi ortalama 1 litre süt tüketir. Süt içtiği zaman kişi sabah bir bardak süt içtiği zaman o gün akşama kadar hiçbir şey yemese yeterli geliyor. Yeterli gelir. Bütün ihtiyacını karşılar. Ha, ben özel bir reçete vereyim şimdi. Sütle birlikte çok özel bir reçete. Çok güzel. Süt içmek isteyenler. Bir bardak sabah kalktığınız süt içeceksiniz. Yarım litre süte bir çorba kaşığı çörek otu, bir çorba kaşığı bal ve bir miktar aloe vera dün getirdik, bugün getirmedik bak. Evet. Bir parça aloe vera katıyorsunuz, kaynatıyorsunuz, içiyorsunuz. Kişiye çok büyük bir enerji verir. Yakında aloe veranın biz yapraklarını satacağız şöyle 70 santim. İsteyenlere göndereceğiz. Tanesi 5 liradan hizmet amaçlı. 5 liradan aloe vera yaprağı. Yani 1,5-2 ay bir kişinin ihtiyacını karşılayacak. Yani süt içtiği zaman kişi bütün vitamin, mineral, enzim ihtiyacını karşılar. Süte çörek otu, bal, aloe vera katılırsa bağışıklık sistemi güçlenir, vücudu arıtır, temizler vesaire. Bu nedenle sağlıklı beslenmek isteyenler süt içsin, özellikle de çocuklar. Ha, süt deyince hangi süt? Pastörize süt ölü süttür. Marketlerden aldığınız süt ölü süt. Peki diri süt, ölü süt nedir? 200 derecede ısıtılıyor ultraviyolet ışınlarla. Ondan sonra da deniyor ki bu süt pastörize süt. Aa, çok iyi. Neresi iyi? O çöp. Vitaminler ölüyor, enzimler ölüyor. Ultraviyolet ışınlarla, UHA ışınlarla pastörize edilen süt içilmez. Çöp. Nasıl bir süt içeceksiniz? Doğal süt, taze süt, günlük süt. Avrupa'da insanlar, her mahallede insanlar, çiftçi vardır. Çevrede yaşayan insanların süt ihtiyacını karşılamak için ahırlar var. Her mahallede. Doğru. Almanya'da kalıyordum. Bizim mahallede sütçü vardı. Ama kuyruğa girmen lazım süt alabilmek için. Süt ihtiyacını karşılamak için gider insanlar. Oradan taze süt alırlar. Türkiye'de de her mahallede ne yapılması gerekir? Küçük bir çiftlik yapılıp insanlara taze süt ihtiyacının karşılanması gerekir. Pastörize süt, süt değil. Günlük süt, taze süt içilmeli. Köy sütü içilmeli. İbrahim Bey, bu nedir? Ne işe yarıyor? Bu nedir? Ne işe yarıyor? Evet, güzel bir soru. Bu nedir? Ne işe yarar? Bu bitkinin ismi Ginkgo biloba. Biloba, iki loblu demek. Yaprakları ortadan yırtıldığı için iki lopa ayrılır. Bu yaprağın özelliği nedir? Aynı beyne benzer. Görünüm itibariyle. Şöyle parçalandığında beyin de iki lobtur. Bu da yaprağı da aynı görünüm olarak beyne benzer. Ne ben demek? Ben de meyvelerini görüyorum İbrahim Bey. Evet, meyveleri de kiraz gibi, kiraz büyüklüğünde ama meyvesi pek. Çinliler meyvesini yiyor ama biz yiyemeyiz çünkü alışkın değiliz. Tadı kavurarak bunlar. Çinliler her şeyi yerler. Böcekleri de yerler, yılan da yerler, çiyan da yerler. Biz o kadar şey değiliz yani biz yemeyiz, dikkat ederiz. Bu Ginkgo biloba ağacının yaprağının birleşiminde ginkoloid denen etken maddeler var. Ne işe yarıyor ginkoloid? Ginkoloidler beyne kan akışını artırır. Yani beynimizi besler. Evet. Beyne vitamin, mineral, enzim akışını artırır. Pıhtılaşmayı önler. Ginkgo ile ilgili klinik araştırması, bu klinik bir, akademik bir dergi, magazin dergisi değil. Burada yapılan klinik araştırmalarla Ginkgo ile ilgili yüzlerce araştırma yapılmış. Yapılan klinik araştırmalarda, benim yazmış olduğum şu kitapta da, bu kitapta da çok ayrıntılı bilgi var. Mesela Ginkgo ile ilgili birkaç örnek verecek olursak, 1929 yılında
klinik araştırmalar başlamış ve bugüne kadar binlerce diyebileceğim klinik araştırması yapılmıştır. Dünyada en çok ginkgo bitkisel ürün olarak, bitkisel gıda takviyesi olarak en çok hapı damlası dirajisi satılan bitki ginkgo'dur. Dünyada bir numara. Peki bununla çünkü ilgili... beyine kan akışını artırır, beyni besler, kulak çınlamasını önler, hafıza zafiyetini önler. Efendim bir şey mi sorunuz? Bununla ilgili bir çalışmanız var mıydı ginkgo ile ilgili? Evet var, ona da geleceğim yavaş yavaş. Şimdi ginkgo ile ilgili yapılan klinik araştırmalarda erken bunama rahatsızlığı olan, yani demans, bunama, 10.815 Alzheimer hastası üzerinde klinik araştırması yapılmış. Yapılan klinik araştırmada bu hastalar tedavi edilmiştir. Bir, iki, 292 kulak burun boğaz doktoru, kulak çınlaması yani tinnitus rahatsızlığı olan hasta üzerinde toplam 1357 hasta üzerinde tedavi denemesi yapmışlar ve tinnitüsü, kulak çınlamasını, ağır duyma zafiyetini, rahatsızlığını tedavi etmişlerdir. Profesör Doktor Arrigo, Profesör Doktor Diel, Profesör Doktor Gesna, Profesör Halama vesaire vesaire yüzlerce klinik araştırma sonucunda baş dönmesi, baş ağrısı, yani beynin beslenememesi nedeniyle ortaya çıkan rahatsızlıklar tedavi edilmiştir. Şimdi bu ginkgo çok çok faydalı, çok çok özel bir bitki. Fakat beynin içerisindeki kılcal damarların içerisinde oluşan plakları çözmek için ne gerekir? Alıç gerekir. Alıç. Bir. İki. Beyinde loblar arasında oluşan plakları çözmek için ne gerekir? Zeytin yaprağı. Oğul otu. İşte bu nedenle biz de çok özel bir formül geliştirdik. 19 çeşit bitki ekstraktından oluşan özel formül ne diyor? Alıç ekstraktı, ginkgo ekstraktı, altın başak otu ekstraktı, sarı kantaron ekstraktı, zeytin yaprağı ekstraktı, oğul otu ekstraktı, ginseng ekstraktı. Çok mükemmel bir formül. İbrahim bu Bey, ne yapıyor? Beyni günde bu mesela Alzheimer, yani erken bunama, kulak çınlaması, tinnitus, unutkanlık, hafıza zafiyeti, baş dönmesi, baş ağrısı, bu tür rahatsızları olan insanlar, bundan hafif rahatsızlığı olanlar günde 3-4 defa birer adet, ağır rahatsızlığı olanlar günde 3-4 defa ikişer adet alabilirler. Bu ne yapıyor? Beyine kan akışını artırır. Vitamin, mineral, enzim akışını artırır. Yavaş yavaş besler. Artı bir. Bir de bunu birleşimindeki enken madde ginkoloidler, pıhtılaşma kat sayısı dediğimiz PAF faktörünü frenler. Yani kanda oluşma ihtimali olan pıhtılaşmayı önleyici özelliği vardır. Bu nedenle de dünyada bu alanda trombozite karşı çok çok etkili ve mükemmel bir üründür. Şimdi artı kanı mesela inceltici, günümüzde kan inceltici ilaçlar kullanılıyorlar. Kalp rahatsızlığı olanlar, kan dolaşım rahatsızlığı olanlar. Kan sulandırıcılar uzun süre kişi kullanırsa ne olur? İç kanamalar olur, ölebilir. Farkına varmaz. Yani bazı kişilerin de zaten kanları sıvı. Kanları, yani kanı sulandırıcı ilaçlar veriliyor. Birçok kimyasal ilaç kanı sulandırayım derken ne yapıyor? İç kanamalardan sürekli kan sulandırıcı kullananlar 2-3 haftada bir doktora gidip işte trombosit sayısı, lökosit sayısı vesaire vesaire kontrol ediliyor. Bize çok ağır bir hasta geldi bundan 3 ay önce. Kanser hastası, lösemi, kan kanseri. 4 ay kemoterapi görmüş. Rapor var burada. 4 ay kemoterapi görmüş, çok ağır. Hastaneden çıktığında kandaki lökosit oranı, yani ak yuvarlar çok yüksek. Normal 4,5 ile 11 arası olması gerekir. 18, 2 katı. Trombozitler çok çok düşük. Çok çok az. Trombozitleri 14.4'e düşmüş. Yani aşırı ilaç kullanmaktan kanı incelmiş. Bir yeri çizilse kanamadan ölebilir. Öyle. Çok perişan
Biz ona iksir aloe vera jel. İksir aloe vera jel, aloe vera. Sanırım bu İbrahim Bey. Evet, aloe vera jel. İksir aloe vera jel. Ginkgo forte, alıç forte, damar çayı enfeksiyon çay. Vatandaş bunları kullandığı özel formüller bunlar vatandaş için. 3 hafta sonra geldiğinde bütün kan değerleri düzeldi. Çok rapor, güzel. Raporlar var. İsteyen doğaltedavi.net'e girerek raporları görebilirler. Normal olarak hastanede artık modern tıpın yapacağı bir şey yok. Hastanızı evinize götürün. Rahat rahat ölçün demişler. O vatandaş bu formülleri kullandıktan sonra ne yaptı? Kemoterapiyi çöpe attı. Bunlar beni perişan ediyor dedi. Ve şimdi gayet sağlıklı, mükemmel. Ginkgo ile ilgili binlerce klinik araştırması var. Belgelenmiş. PAF yani kanın pıhtılaşma kat sayısını önler. Böylece trombozit oluşmasını önler. Beyne kan akışını artırır. Kalbe kan akışını artırır. Artı bunun bir özelliği daha var.